Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Allah feyzimizi artırsın inşallah. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Kendi rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın ve rızasına dahil eylesin inşallah. Arkadaşlar, tekrar bu maddi ve manevi dersimize hoş geldiniz. Burası değil. İnceleştirdiğin zaman burası değil. Şimdi ilk 10 dakikayı psikoloji sıkıntısı olanlar ısırmak için. Psikolojisi olanlara şöyle baksın diye harika bir, bence bir örnek, misal. Çünkü dikkat ederseniz ikisini de beraber işliyorum. Bu da olmasa da olmuyor. O da olmasa bu da olmuyor. Psikoloji bu. İlk 10 dakika. Bence çok hoş bir örnek. Geçen dedim ya sofrada. Güzel bir örnek. İnşallah becerebilirsem. Ama kendi alemimde tanımlanmış, rahatlatmış bir şey. Diyor ki bir uçak seyahati var. Bir de denizaltı var. Bir de dünyada yaşantımız var. Tamam abi? Yukarıya çıktıkça basınç azaldığı için oksijen azalır. Oksijen azaldığı için basınç azalır. Basınç çoğalmaz. Bu insan vücudu 76 milimetre civar basınç var. Bu da insanı böyle derisini yüzseniz 70 ne kadar diyorlar? Santimetre kare oluyor. Şimdi doktorlar biliyor, ikisi de doktor. Biz de en azından Kültür Bakanı'ndan biliyoruz. İç basınç da dış basınç eşit olursa sıhhatli olur. Eğer dışarıdaki basınç dağ gibi veya uçakla çıktık 10.000 metrede, basınç azalacağı için iç basınç galip edeceğinden dışarıya doğru patlama olur. Burnu kanar, patlamalar olur. Deniz dibine gittikçe bunun tersidir. İç basınçtan dış basınç kıyas edince, dış basınç fazla olduğundan vurgun yersin. Vurgun yenilir. Mesela onlardan bir tanesi, mesela misal vereyim. Mezgit dediğimiz bir balık suyun altında yaşar. Bildiğim için söylüyorum. Ona serpme atıyoruz, deniz serpmesi, örnek olsun diye. Onu aldığın zaman yukarıya çıkana kadar hiçbir şey yapmıyorsun, ölüyor. Sebebi o kumda yaşadığı için o basınca ayarlıdır. Enişte biliyor. Yukarıya çıktıkça basınç azalacağından dolayı o ölür. Hiçbir şey yapmadan. Çıkamaz yukarıya. Tamam. Yani Allah balıklara da öyle bir sistem koymuş ki bu metrede yaşayan mahlukları tasnif etmiş. Sınıflandırmış. Abi özür dilerim, şeyi düzelteyim de. 76 santimetre milimetre değil. Santimetre, evet. Evet. 760 milimetre civa bir atmosferdir. Bir atmosfer, tamam. Evet. 76. Evet, 76. Tamam. Santimetre. Santimetre, ben milimetre mi dedim? Ben milimetre dedim. Ha, tamam. Santimetre diye. Santimetre. Ha. Basınç. Yani bir atmosfer basınca eşittir. 760 milimetre civa. Ha, 760. Evet. Civa basıncı var. Milimetre civa basıncı var. Evet. Sağısı ya. Allah razı olsun. Şimdi burada yukarıya çıktıkça, bu alemimizde kullanacağız. Yukarıya çıktıkça basınç azalır. Dış basınç. Aşağıya, denizin dibine gittikçe dış basınç artar. Tamam? Şimdi uçakla seyahat ederken, biraz mesleğim şimdi benim.
dış basınçta iç basınçın farklılığını kaldırmak için uçağın içine hava basarlar. Yoğunluğu değiştirirler, oksijen yapısını değiştirirler. Şimdi bu örneği buradan yürüyeceğim. Bu teknik bilgiden sonra diyor ki iç basınç çok, dış basınç az. İçsel sorun yaşıyorsun. Bu vehim. Vehim. İçsel dış dünyayla farklılık. Denizin dibi ise denizaltı doğru. İç basınç az. Dıştaki tepki, dış baskı yani basınç, denizin baskılaması haricidir. Vesvese. Niye misal? Denizin dibine gittikçe basıncın artması harici. Haricen oluyor bu. Şeytan haricidir. Girer çıkar Allah Resulü'nün tabiriyle. Aleyhissalatü vesselam. Sabit değil bize İbrahim. Bağlı değil. En azından bu dima dersi değil. Şu 10-15 dakika bunu dinlerseniz iş olan şey yapabilir. Yani bu çok önemli. Yani kendinizi ve akrabanızı, yakınlarınızı da malzeme adına söylüyorum. Deniz içsel değil, dışsal basınçtır. Şeytan da girer, çıkar. Karşısına geçerdi sahabelerin. Şeytan gözükürdü. Bu vesvesedir. Vesvese daimi değildir. Sabit değildir. Girer, çıkar. Kaybolur. Düşünsel ise, vehim ise daimidir. İçseldir. İçsel durumdur. Uçakla giderken atmosfer benim dışımdadır. Dışsaldır. Basınç dışarıda düşüktür. Ben değişmemişim. Dışarısı değiştiği için bendeki değişiklik oluyor. Tamam mı? Deniz dibinde ise dışarısı değiştiği için benim içim değişiyor. Tamam mı? İkisi de dışsal ama ben dışsal olunca harici baskı dışarıdan olursa deniz dibi, dahili baskı olursa dışarıya doğru vehimdir. Vehim düşünseldir. Şimdi uçakla hareket ediyoruz. Kafadır. Buraya kadar anlaşıldı. Mesela dünya hayatında, dünya ise şu anda yaşıyoruz. Dünya hayatında hem vehim hem vesvese hastalıklarını ortaya çıkaran, doğuran, vesile olan maddi hadiselerdir. Yani maddi hastalıklar, sihat, gıdalanma vesaire. Adetullah kanunları var. Ceyran ediyor. Bu seninle alakalıdır. Atmosfer seninle değil, deniz dibi seninle değil. Bunu nasıl yaşarsan cevabı odur. Adetullah kanunlarına verdiğimiz, o bize soru soruyor. Bizim verdiğimiz cevaba göre bize yaşam hakkımız var. Tamam. Bunlarla baş etmenin birinci yolu uçakla giderken ve deniz dibinde seyahat ederken baş etmenin yolu düşmanını tanımandır. Tanımadığın bir şeyi, tanımadığın bir düşmanı, dostunu, ona uygun tavır geliştiremezsin, yöntem geliştiremezsin, savunma geliştiremezsin. Tanımıyorsun, nedir o? Size sorsam, arkadaşlar, belli olmayan bir memlekete, belli olmayan bir zamanda, belli olmayan bir insan var orada, belli olmayan isteğini memnun etmek için bir hediye alın gideceğiz. Memleketi belli değil. Ne zaman gideceğimiz belli değil. Kadın mıdır, çocuk mudur, büyük müdür, küçük müdür, şişman mıdır, zayıf midir, siyah mıdır, beyaz mıdır, adamı veya kadın mıdır? Bunu memnun etmek için ne almanız gerekiyor? Bilinmez ki. Ha, şunu kastediyorum. Tanımadığın dostunu ve düşmanına ait onu yönetmen için sistem geliştiremezsin. İlk önce tanıman lazım. Maddi hastalıkları vehim ve vesveselere
maddi hastalıkları vehim ve vesveselerle veya harici hadiselerle çıkıyor dünya hayatında. Ben şimdi bir şey okuyacağım da. Adetullah kanunlarına uy ve disiplini bırakma. Allah'ın kurallarına uy, disiplini bırakma. Yani sistemli yaşa. Doğruların olsun. Evde kimse dahi olmasa, herkes varken yaptığın gibi yaşa. Disiplin bu. Hazreti Ömer'in tabiriyle radıyallahu anh, herkesin içinde kıldığı namaz şekliyle evde kılıyorsan, korkma, ihlaslısın ve münafık değilsin. Çünkü kendisine söylemiş. Milletin içini böyle ya Ömer. Tek başına böyle. Sen münafıksın dedi. Kendi kendine. Ceza vermek için. Eğer evde de YouTube'lara, videolara girmiyorsan, herkesin içinde yalnız da girmiyorsan, hakikaten disiplinli adamsın. Şimdi o zaman adetullah kanunlarına uy. Eskide cinler ve şeytanlar sokaklamalar, ışıklar yoktu vesaire sebeplerden dolayı şehirlere bazen saldırı yaparlar. Şu anda ayet ve hadiste gördüm ben, şehirlere cinler işgal edecek, hücum edecek diyor. Hadiste de girmediği ev kalmayacak. İstisna hariç. Nasıl olacak? Bu videolarla yapılıyor. İşin ehliyim. Burada tevazu yapmayacağım ki kıymet verilsin. Her videolarda menfiyi kastediyor. Her videoda. Mutlaka adam yapsın yapmasın. O giriyor. Onun eve giriyor. Disiplini bırakma. Çünkü düşmanların olan şeytan ve erva habiseler şuurludur. Düşmanların olan erva habiseler şuurludur. Ve şeytan. Şimdi uçağı uygulayacağım abiler. Havaya İsa ve Süleyman aleyhisselam gibi hüve nüktesiyle hakim olursun. Hüve nüktesi. Hüve nüktesini uygularsam, ben havada seyahat ediyoruz ya, uçakla seyahat ediyoruz. Şimdi uçağa diman 7 mertebesini uygulayacağım. Havada neydi? Dış basınç azalmış, iç basınç sabit. Ama sabit ama dış basınç azaldığı için içeriden patlama olur dışarıya. Ondan kurtulmanın yolunu anlatacağım şimdi. Uçak mekandır, tahayyüldür. Uçağın içine girdik ya, tahayyüle benzer o. Donanımları ve yakıtı tasavvurdur. Yakıt, malzeme, zanlar, bilgiler, malumatlar, yakıt, tasavvur. Kalktığı liman ve gideceği limanla irtibatlı olup sisteme hakim olarak olan tefekkür ve taakkuldür. Ayrıldığı limanla gideceği liman arasında irtibatı kurmuş adam, bütünsele getirmiş, her şey yolunda. Bu taakkuldür. Gidecek olduğu liman ise şartları, sistemleri vesaire. Bu da bizim gidecek olduğu alemin, haşir meydanının şu andaki hazır bizdeki karşılığı olan vicdandır, dimada izandır. Dimada izandır. Uçağın gidecek olduğu piste karşı durumu. Yani nereden inecek, nasıl inecek, hava şartlar vesaire. Oradan gelen veriler vesaire. Bu izan. İçini doldurdum. Haşir meydanının küçük provası vicdandır. Bu vicdanın da dimağla bağlantısı, dimağla izandır, vicdan. Tamam mı? Uçağın her şeyini her şeyiyle bilip bütünsellik bakabilmek. Her şeyin her şeyini, içeridekileri bilip, ha, çok güzel bak. İçerideki, arkada da var abiler şey. Sen de alabilirsin rahle. Bak, orada bak rahle var, orada var. Ondan sonra uçağın her şeyin her şeyiyle bilip ilimdir ya
İlim neydi? Her şeyin her şeyle bilip, her şeyin her şeyle bilmek. Bu da tasdiktir, ilimdir yani. Dış şartlara, türbülans, işte sipsiyah, bizi okulda söylemişti. Bulutlar önemli değil ama bazı bulutlar vardır ki demişti bizim hoca. Çok korkunç yoğun olur, sipsiyah olur. Ekranda kırmızı gözükür uçakta. O içerisi taş gibidir. O hızla çarptığın zaman, vurduğu zaman bulut değil, uçağını parçalar o. Onun için pilotların, uçakların en korktuğu odur. O bazı bulut çekirdekleri var. Böyle. Çok istisnadır. Tamam. Yoksa ben size söyleyeyim. Uçağın böyle böyle yapmasıyla, tır 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 yapmasıyla hiçbir tehlike yoktur. Ben o kanat gördüğünüz kanat 6 metre aşağıya, 6 metre yukarıya esnektir. Bunu sisteme koyarlar, kapalı alanda test. Bunu öyle çekerler ucundan böyle, böyle çekerler. Bırakıp çekerler. Yani kırılıyor mu, kırılmıyor. Öyle pat 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 bir şey değil o. 6 metre aşağı esneyebiliyor. Yani bu ne demek? 6 metre kadar indirebilecek kadar yüksek basınç olması lazım. Aşağıdan da hava basıncı olur derdi. 6 metre de yükseltebiliyor. Toplam 12 metre böyle yapabiliyor. Onun için senin uçakla gittin tı 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 tı. Hiçbir şey değil ya. Hiçbir şey yok onun. Hiç alakası yok deli. Yeter ki Alman pilotun yaptığı gibi Lufthansa'nın adam kasten bütün şeyi de kapattı. Teki ikinci pilot da tuvalete gidince kapıyı kapattı. Tam veri 90 derece tam daha çaktırdı. Psikolojik şey geçiriyormuş. Hastaymış. Emekli istemiş, vermemişler. Uçağa gitti böyle bütün şehirle yani şey yolcuyla duman etti. Yani uçak normalde pilotun hatası olmadıkça pek düşmez. Çok azdır istisnalar çünkü bozulabilecek hemen hatırınıza gelmiş. Cihaz bozulamaz mı? Her cihazdan iki tane var. Tek kanattaki uçak motorla da iner. Yani mesela onun böyle şey neyse denk gelir. Uçağın dedim ki dış şartlarla türbülans ve diğer şeyler komutlara göre yapman gerekenleri yapman ise iltizamdır. Türbülans, siyah çekirdek yani çekirdek bulut derler o. Ondan da kaçıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Peki bazen niye kaçıyorlar? Yani yolcuyu rahatsız etmemek için. Yoksa buluta girmesiyle bir şey getirmez. Bazen kaçmak için en ufak böyle oluyor ya. Bil ki 100 metre inmiştir o. Her ön farkı 100 metre aşağı iniyor. Buluttan kaçmak için. Yani size bize sıkıntı vermemesi. Bu iltizam. Hep bunların sonucunda tevekkül etmek ise itikattır. Bütünsellik. Şimdi dimağı uyguladım. Uçağı uyguladım. Bir daha hulasa edeyim. Sonra denizin dibini söyleyeceğim. Bir, uçağın içine, hayal ettiğiniz bir şeyin içine giriyorsunuz. Uçağın içine girdiğiniz gibi. Uçağın yakıtı ve donanımları, yani nasıl bakımı, bu tasavvurdur. Tamam. Bir de taakkul var. Dima anlatıyorum size. Taakkul. Yani vehmin çaresini söylüyor. Denizin dibindeki çareyi, çözüm vesveseydi. Havada uçakla giderken sıkıntımız vehimdi. Vehin acımasızdır. Vesvese bir şey değildir. Şeytan bir şey değildir. Sanki tam tersini söylediniz abi ya. Niye? Vehimle vesveseyle. Vehmi deniz gibi dedin. Yok, yok yok. Vesvese değil. Harici baskı. Mesela deniz baskısı yok mu abi? Deniz baskısı ve hava basıncı düşük. Ama birisi hariçten patlatılıyor. Birisi de içeriden deşireye patlıyor adam. Emrin ismi emri itibari gibi. Tamam mı? Yani mesela vehim sende sağ içten patlama dışarıya patlıyorsun. Vesvese ise hariçten sana yapıp patlatıyorlar seni. Şeytan yani hariç. Tamam. Şimdi dedik ki
neyi hayal ediyorsanız ona dönüşürsünüz, uçağın içine girmek gibi. Bilet aldın, bindin sen, girdin. Hayaline girdin. Uçağın yakıtı ne kadar alacaksın? Yani Üstad Mesnevi de söylüyor bunu. Menzilimiz çok uzun diyor Osman. Bir gün sonra istasyon var diyor. Sermaye göre binilir. Yakıtın var mı kardeşim? Malzemelerin, uçan şeylerin aldın mı? Gıdalarınızı. Bu tasavvurdur. Yani vehimden kurtulmak, türbülanstan şeyi. Sonra ne geliyor? Taakkul. Taakkul uydu merkezdi. Uydu merkezdi. Kalktığı pistle, gideceği pistle irtibatta olan kaptan, kaptanın kendisi taakkuldur. Kaptan kendisi akıldır. Ha? Sonra şimdi kalktığı yerle gideceği yer, uydunun sana verdiği hemen de öndeki veriyor komut. Ve 40 fit gibi, yani buna sana sabit ile vermiyor. Bu şartlara göre kaç aşağıya doğru, sağa kaç, sola kaç, üste kaçabilirsin. Atmosfere göre sana tanzim ettiği şeye göre hareket edersen ve uçağını da biliyorsan, yolcunu da, bu iltizamdır ilim. Her şeyin, her şeyle irtibatını bilip görüp bilmek. Her şeyin, her şeyle. Öyle değil mi? Bu iltizam. Tasdik mi iltizam? Tasdik. Tasdikteki o şey. Evet. İlim. Heh, tasdik. Sırayla gidiyor. Tahayyül. Çıktım yukarıya. Tasavvur, çıktım yukarıya. Kaptan beyefendi, akıl. Tasdik, ilimdi. Bilmek yani. Bilmek. Eğitimini, meğitimine kadar. Tamam mı? Bilmek. Almak. Böyle bir adam. Ben bindim olmaz. Sen binden olmaz. Yani bunun eğitimini almış. Bu tasdik, ilim. Çık yukarıya. İltizam. Eylemseldir. Yani sana verilen koordinatlar dairesinde kaçabilirsin sağa ama çok kaçamazsın. 40 mil diyorlar işte, 40 kilometre, hani şey, 400 mil ne diyorlar işte, o kadar. Sağa kaçarsın, sola kaçar, aşağı yukarıya ve türbülanslara karşı şuna göre yapma gerekenleri, bu adamları, yolcuları rahatsız etmemen için, taifedir yolcu, senin hissiyatlarındır, duygularındır o yolcular. Onları selametle götürebilmek için onlar düşüncelerdir içeridekiler, adamlardır, duygu, latifedir, vicdan. Tamam, senin içsel alemindeki hatırandır, örftür, ananedir, gelenektir, kültürdür. Diyarbakırlı bilmiş, Tekirdağlı bilmiş, Fransız bilmiş, Rus bilmiş. Tamam mı? Bunlara uygun uçak şey yapacaksın. Sonra bu ne dedik? İltizam, fiili. İtikat nedir? Hep bu bütünsel bir şeyi, o beyefendi olan kaptanın bu bütünseli hepsini kavrayıp olması. Olması olan o anda. İtikat. Tamam. Şimdi denize iniyor. Vehimden böyle kurtulursun. Düşüncelerden. Mide ağrına hiç yani sebebi yok, mide ağrım var. Sebebi yok, ikide bir baş ağrım var. Ondan sonra çok tuhaf yani. Yani mesela onu orada biz tutuyoruz aslında. Devamlı zihin orada meşgul vesaire. Konumuz o değil ama istifade edelim. Şimdi aşağı iniyorum denizin dibine. O da çok kolay. Deniz altına vurgundan kurtulabilmen için Yunus vari olunuz diyor. Üstad. Yunus vari olunuz. Ne demek? Hem dış dünyayı hem şeyi mesela gece karanlık. Yunus Aleyhisselam'ın 3 tane karanlık değil mi? Gece karanlık. Deniz karanlık. Balık içi karanlık. Gece neydi? İstikbal. Deniz neydi? Dünyamız. Balığın içi neydi? Nefsimiz. Ya nefse emmare değil. Yani sistem. Nefse emmare, levvame, mulime. Yani insan olmak. Yöntem.
Yunusvari olunuz. Ne demek? Sırr-ı ehadiyeti, nuru tevhid içinde inkişaf etmek, görebilmek. Demek ki dış basınçtan kurtulabilmek için vesveseden kurtulabilmek için doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey yapmak. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapmak. Deniz. O zaman biz diyor sahili selamete çıkarız diyor. Aslında o bir psikolojidir. Yani Yunus Aleyhisselam'ı üç karanlık içine almış. Gece karanlık, deniz karanlık, balık karanlık. Biz de istikbal, yani niye karanlık? Bilmiyoruz. İtikat da zayıf. Günahlar da rezil, kepaze gidiyor. Duyduğumuz halde adama diyorum ki bak, bak bu kalp dayanmaz. Seninle alakalı da kusura bakma bazı şeyler misal verirken bağışla. Şimdi bu kalp normal fıtri bir şekilde Allah dedi ki 5 milyon hücreye kan basacak bu kalp. Ya bu da bir şey yani de bunun da bir kapasitesi var. Sen bu kalbe 5 milyon hücreye kan basması gerekirken 500 milyon hücre yaparsan bedeni bu kalp ne yapsın? Adı tuğla açtın. Diyorum ki lop dolaşıyorsun lan. Yiyerek bari yatma. Bir, uykuna mukayyet ol. Bir kilo ille yemekten değil. Birinci şart. Uykusuna mukayyet ol. Çok yatan kilolu olur. Ecdat demiş. Kavun karpuz yatarak şişer. Uykusuna mukayyet olan. İki, hareketsiz olan. Üçüncü derecededir. Paketli gıdaları ve dışarıdaki gıdaları kaçmayan, kaçınılmaz lop yaşar. Ecdat bir kuzu yerdi ya. Osmanlı yerdi. Yemeyin diyorlar. Niye yemeyeceksin? Niye ama? Adam gibi. O seni yemesin. Öyle hazırca git koyunu, kuzuyu. Ya kokuyor. Allah Resulü büyük hayvanın diyor. Sütünü en malumat veriyorum. Yani. Küçük hayvan etini yiyin diyor. Sen ters yaparsan vesaire. Yani biz fıtratı yaşıyoruz. Bu da neyi anlattım şu anda? Toprakta yaşamak. Havayı söyledim. Denizi söyledim. Yunus vari oldunuz. Dünyada ise adetullah kanunlarına riayet edin. Bunu söylüyorum. Bunu anlattım. Belki 15 dakika anlattım. Adetullah kanunu anlatıyorum. Adam 10 dakika geçmedi çıkıyor, köşeyi dönüyor ben görmeyeyim diye. Gece akşam çiğ köfte yiyor. Hiç o zaman acayibime gidiyor yani. Er razı bi zararla yüzerüle. İnsanoğlu hakikaten ne kadar innehu kâne zaluman cehûlâ. Ne kadar zalim ve cahildir ya Rabbi ya. Dinler gibi gözüküyor beni. İçinde şöyle diyor. Kemençe çalıyorum sana. Çalsan ne olur, çalmasan ne olur. Sen yaşayacaksın. Yani anlamıyor. Anlamıyor. Ondan sonra ya kardeşim doğru şimdi kurtardı. Ve son cümlem olsun. Anladınız değil mi? Uçak, denizaltı, dünyada yaşamak, adetullah. Diyorum bak, Hizb-ı Kur'an oku. İslamsız. İslam'ı düşünmeden, İslam yaşamadan huzur olsaydı İslam'ın gelmesinin mantığı olmazdı. Hem İslam'sız hem huzur olsun. Müslüman'a bu yok. Kafiri kısmı var. Çünkü kafir la rahade fi dünya ila darul ahiret Müslüman. Onların dünya sücünül mümin ve cennetü kafir. Dünya Müslüman'ın ahiretine göre, oradaki durumuna göre dünya cehennem gibidir. Cennetine göre burası cehennem. Kafir dünya istediği için dünyada fazla ilişilmiyor günahlarına. İman olmadığı için YouTube izlese ne olur? Zaten şeytan. Şeytan niye rahatsız etsin onu? Niye vesveselersin? Zaten gitmiş. Ona onun için ilişilmiyor. Yani ihmal ediliyor. Değerli olduğu için değil ha. Onun için o ahireti bıraktığı için Allah onlara söyleyecek zaten. Ayet ediyor. Bize niçin bunlar gibi vermiyorsunuz? Onlar burayı istemişti. Sen burayı istedin. Sen burayı istemedin ki. Tamam. Böylelikle inşallah bu psikolojide inşallah işinize yarar. Yunus vari olunuz dedi. Şimdi başlıyoruz. Zihin. Vurgun yememek. Basınçla patlamamak için, iç patlama olmaması için bu misali, uçak misalini dış basınç vesveseden kurtulmak için deniz altındaki Yunus vari olmayı, dış dünyada siyahlı ve efendi adam gibi yaşaman için
adetullah ve sünnetullah fıtrat kanunlarına uymayı söylüyor. Ve ayet-i kerimede başınıza neler geliyorsa kendi ellerinizle işlediğiniz günahların sonucudur. Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Arttığı için yerin altına gidince bu sefer içerideki basınç sabit, dışarıdaki arttığı için deniz dibinde basınç seni tost eder. Vurgun yer. İç organlar birbirine girer. İç organlar. Denizin dibinde indikçe vurgun yersin. Basınç artıyor. Yukarıya çıktıkça dağın tepesine oksijen azalır. Oksijen azaldıkça, çünkü ona gerek yok ki, Allah niye israf etsin? Oksijeni yukarıda ne yapacak? Ne bitki var, ne teneffüs edecek insan var. Niye ayda koruma yok? Meteor taşları düşüyor. İnsan yok ki kafasına düşmesin için. Şimdi 11 metre uçaktan giderken orada oksijen ne işi var? Ne olacak? Yani kimin işi yarayacak? Onun için oksijen azalır. Azaldıkça basınç azalır. Ha, yukarıya insan çıktıkça, mesela uçakla dışarıya çık, uçaktan dışarıya çık, uçmasın, dursun orada 11 metre. Burnundan, iki gözünden, ağzından, kulağından kan fışkırır. İç basınç diş basınca galebe ettiği için, üstün geldiği için dünyada ikisi eşit. Vücuttaki iç basınçla diş basınç eşit olunca dengede duruyor. Bak, psikolojiyi anlatacağım size. Yukarıya çıktıkça basınç azaldığından iç basınç dişi ezdiği için içeriden dışarıya patlamalar olur. İçeride dışarıya. Aşağıya gittikçe diş basınç artıyor. Yukarıda diş basınç azdı. Ama değişmeyen ne var burada? İnsan değişmiyor. Diş ortam değişiyor. Yukarı çıktıkça basınç azaldı, aşağı gittikçe çoğaldı. Sabit kim? Sen. Deniz dibine gittin mi, içeriği tost ediyor. Buraya kadar anladık mı abi? Geldik dünyaya, ortası. Dünyada iç basınçla dış basınç, vücudun dışındaki hava atmosferiyle. Çünkü biraz önce dedim, bir daha söyleyeyim. İnsanın derisini yüzseniz, açın böyle, hani koyunun derisi gibi, 760 santimetre karedir. Her yere 1000 barometre basınç olur. 760 bin basınç. Tamam. İnsanın içinde var. Dışarıdaki basınç onu dengeliyor ve şu anda yaşıyoruz, konuşuyoruz. Yukarıdakiyse böyle olur. Ha, ne demek bu örnek? Arkadaşlar, yukarıdaki basınç dışarıdaki basıncın değişmesi, şey azalması, içerideki atması vehime misal. Vehim, düşünsel. Yukarısı kafayı temsil ediyor. Vehim o kadar acayip berbat ki insanın içini dışarıya taşıyor, patlatıyor. Denizin dibine gittikçe diş basınç artıyor, içi tost ediyor. Bu vesvesedir. Vesvese içini öyle tost gibi yapar. Tam da bunu niye anlattın? Bunu biliyoruz. Nasıl vehim? Uçaktan gidiyoruz. Niye burnumuz patlamıyor? 11 bin metreden gidiyor. Uçağın içindeyiz. Uçak ne oluyor? İç basınçta diş basıncı tampon bölgesi oluyor. Bizi içine aldı, kutunun içine, uçağın içine. Diş basınçtan hiç muhatap etmiyor. Sanki yeryüzünün toprağı tabakasındaki basıncı ayarlıyorlar. Yani uçağın içerisini öyle şey zannetmeyin. Hava basınçla ayarlıdır. Benim biraz mesleğim bu. Uçarken ona göre basınç ayarlarlar. Yükseldikçe basıncı değiştiriyorlar. Alçaldıkça değiştiriyorlar. Sen ta ki güzel seyahat edesin diye. Şimdi bak, vehim nedir? Uçak korkusu olanlar da dinlesin iyi. Şimdi türbülans var. Tak 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 tak. Öyle böyle uçaklananır. Sağa sola kat yapar. Korkma. Bu seninle alakalı değil. Diş olaylardır. Atmosferin, yani havanın yoğunluğu düşük ve büyük. Uçak için tehlikeli olan nedir biliyor musun? Uçak her cihazdan iki tane vardır. Bozulsa bir tane daha. Bir motor bozulsa bile, mesleğim biraz, tek uçakla iner. Tek motor. Şey, tek motorlu.
Tek motorla iner. Şimdi o titremesi, türbülans havanın yoğunluğuyla alakalı. Yani mesela balonu şişirdiniz. Bıraksanız, bıraktık değil mi? Havayı, duran havaya basınçta bulunan balondaki hava vurduğu için balon içeri ileriye atar. Tamam, balon ileriye atmasının sebebi içerideki basınç üstün olduğundan, odadaki basınç düşük olduğundan dışarıdakine sanki duvar gibi geliyor. Vuruyor, kendisini ileri atıyor. Uçak böyle çalışıyor, yani gidiyor. Alıyor şeyi, havayı, duran havaya ona göre hızlı gönderiyor. Uçağı içeri ileriye doğru itiyor. Şimdi oradaki türbülanslar ve kanatla pat pat oynamasının şeyin tekniğini söyleyeyim. Kanat var ya, kanat. O kadar esnek ki hangarlarda, bakım yerlerinde bize eğitimi göstermişlerdi. Şu kanadı tutuyorlar ucundan. 6 metre aşağı salkıtıyorlar, eğiyorlar. Kırılmaz. 6 metre. 6 metre de yukarıya kaldırıyorlar. Kırılmaz. Böyle bu esnekliğe sahip kanat. 12 metre oynar. Şimdi siz dikkat edin, uçak türbülansa girdiği zaman uçak ancak bu kadar oynar. Belki de 20 santim oynar ve oynamaz. Hadi yarım metre hiç oynadığı gözükmemiş. Niçin böyle olur? Böyle olmasın sebebi kanadın altından hava rüzgarı, basınç geldiği için yukarı itti vesaire. Neyse, uçağın 12 metreyi geçerse kanat hareketi kırılır. 6 metre aşağıya esnek payı var. 6 metre yukarı esnek payı var. Bu kadar yok. Bu şimdi bilgiyi veriyorum şimdi. Bak, kullanacağım misal de. Benim de kullanacağım. Türbülans mesela ne oluyor? O salam buna. Havadaki seninle alakası diyor. Duran havaya balon vurdu ya. Mesela soğuk havalarda balonu atsanız, kar yağarken atsanız öyle uçmaz. Tamam? Hareketli. Şimdi o da havanın yoğunluğu farkından kaynaklanıyor. Onu ne yapıyor uçak? Elinden geldiği kadar dengelemeye çalışıyor. Öyle kanatlarda bazı kanallar var. Kaldırıyor, basınç artıyor. Şey yapıyor. Şimdi bunu niçin anlattım? Uçağı anlatmak için anlatmadım. Uçak bizim hayalimize benzer. Hayal. İçine girdik. Uçağın yakıtı ve donanım aletleri bizim tasavvurumuza benzer. Kanadın bu hareketi. Bunun hakkında onu şey yapan, süren kişi, onu süren, uçağı süren, bu da kaptan akıldır. Şimdi akıldır. Neticeyi söyleyeyim. Şimdi bu kaptan ayrıldığı pistle, gideceği pistle irtibatını kesmez. Bunu sağlayan uydudur. Kaptan yapıyor bunu. İçerideki adamları da rahatsız etmemek için. Uçak için en tehlikeli bazı bulutlar var ki çok istisnadır. O da cihaz gösterir. Bulutun çekirdeği böyle kıpkırmızı gösterir. Ama sipsiyahdı dışarıda. Uçağın ekranda kıpkırmızı gösterir. O bulut o kadar yoğunlaşmış ki bulut. İçi kristalleşmiş, buz. Ona 3-800 metre ile çarpsa uçağı parçalayacak. Deliyor, mermi gibi. O cihaz zaten gösteriyor. Ona pilot dikkat edecek işte. Onun sağından solundan efendim belirli bir miktar vermişler hak sana, pilota. Buluttan kaçmak için sağa sola altıysa kaçabiliyorsun. Şimdi aynı bu bizim kafaya benzer uçak. Türbülans var uçakta. Sağlanma var uçakta. Titreme, türbülans. Sağlanma, palkütür. Ama sen bunu bildiğin zaman, şimdi bu şekilde anlattım. 12 metre kanat pat pat pat. Bu şeyi unutmasın. 12 metre, 6 metre aşağıya, 6 metre dön. Ha, demek ki uçak arabandan, sürdüğün arabadan biraz önce kaza oldu. Ondan daha güvenilir uçak. Şimdi arkadaşlar, vehim bu uçağa benzer. Uçağa benzer. Nasıl benzer? Eğer diş basıncı azalmışsa, yani şartların değişmişse, içerideki bilgin ona yetmiyorsa dışarıya doğru patlar insanın vehmi.
Dünyada niçin dengelidir? İnsan içi patlamıyor. İç ve dış eşit. O zaman bizi aşacak hadiselere, olaylara Allah'ın nazarıyla bakmasan, uçakla uçmasan, orada vurgun yiyeceğin gibi bize, bizim hadise mesela ölüm bizi aşan. Ölüm ne zaman öleceksin bilmiyorum. Ondan sonra nasıl gideceğim? Terhis mi olacağım, ölecek miyim? Allah nasıl muamele edecek? Senin işin değil. Bunlar hiç karışma. Uçağın içine gir. Uçak, o pilota rağmen uçağın sistemi var. O hemen dengeliyor. Kapağı mı açılması lazım, eğilmesi mi gerekiyor? Uçak ayarlıyor bunlar. İnsanın vehmi de, vehmi bu uçaktaki insan, o kaptana benzer. Dış ve iç olayları, ondan sonra aldığı dışarıdan haberle, yerle, gideceği istasyonla, bir de kalktığı yer, bir de hangi devletten geçiyorsa onunla da irtibata geçiyor, hava şartlarını. Ona göre güzergah yapıyor. İşte iç basınç, yani düşünce yoğunluğu aşarsak, düşüncemiz çoğu olursa, yani şöyle kontrolsüz, kaptan kendi başına karar verirse, vahiy ile irtibatını kesme anlamında olan kule ile alakayı keserse, kendi başına ben kendime buyururum derse, kendi düşüncelerini, kendisini kurtaracağını zannediyorsa, ki Emir Dağında Ustad diyor ki, hocalar için diyor, kendi bilgisinin kendisini kurtaracağını zannediyor. Onun için de kayıt kalıyor. Ben de biliyorum, Sait de biliyor. Tabii ya. Sanki mahalle arkadaşı. Şimdi o zaman yapar? Vurgun yersin yukarıda. Senin gözünden, burnundan, ağzından, boğazından kan gelir. Niye gelir? Uçağın içinde değilsin. Uçağın içinde olmak yetmiyor. İyi kaptan ne yapar? Bu uyduyla irtibata geçip uçağını o güzergahta yönetir. Bazen der ki şey cihaz, hem alt hem üst uydu, bak diyor falan kilometrede sipsiyah ama ekranda kırmızı gözüyor. Bir bulut kütlesi var. Kesinlikle onun şeyidir. Azrail'idir uçağını o. Ona kaçarlar vesaire. Ama öyle bir cihaz, dürbünler var ki sen görmesen bile alarm çalıyor vesaire. Şimdi vehim var ya, vehim insanı dışarıya patlatır. Vesvese ise denizin dibine gitmeye benzer. Nasıl kurtulacağız vesveseden? Yunus vari olunuz. Yunus Aleyhisselam kaç tane karanlıktaydı? 3 tane. 1 gece karanlık. 2 deniz karanlık. Denizim. 3 balık karanlık. Bakın sureti Kur'an'da Yunus Aleyhisselam hadisesi. Hani tabutu sekineti de sekineyi de zahirle anlatıyorlar ya. Yunus Aleyhisselam balık yutmuş. 40 gün içeride kalmış. Sonra bir adada kusmuş. Tam da nedir be dersin? Şimdi balık mı yutacak bizi? Polatlı'da balık mı yutacak? Öyle abi, deniz biliyor. He. Ne olacak şimdi? Ha. Yunus Aleyhisselam 3 karanlıktaydı. Bizde 3 tane karanlık var. Onun hava karanlık, bizim istikbalimiz karanlık. Elemalar da geçiyor değil mi sekine? Onun denizi bizim dünya hayatımız. Karanlık. Onun hutu, balığı bizim nefsimiz. Ne yaptı? Sır ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Nasıl inkişaf? Yani sır ehadiyet ne demek? Rabbim, Rab anlayışı, benim Rabbim, şimdi bu konuşmada kullanacağım şu sırrı ehadiyet diyor. Lemalarda geçen tabir. Sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etti. Şimdi bunu ne kullanacağım? Yani benim Rabbim, benim yani Allah anlayışım, bendeki Allah nedir? Hepimizin farklı ya anlayışı, Allah'a karşı duruşumuz. O senin Rabbin, bir de Rabbul Alemin var. İşte bu hadiselerle, olaylarla o genişliyor, çapı genişliyor, kaliteli oluyor. Sırrı ehadiyet. Yani sendeki Rab değişiyor. Mesela bugünkü enfusi ders. İnsan değişiyor. Sen şuurun olsun olmasın, bu derste bulundun mu? Oluyor, gelişiyor. İşte vesveseden kurtulmak bir. Ne dedi onun? Gece bizim istikbal. Deniz bizim dünya. Onun balığı bizim nefsimiz.
Vesveseden kurtulmanın yolu geleceği, ahirete imanı artırarak. Dünya demek doğru yaşayarak. Onun balığı nefsi bizim alemimizde içsel yapımıza doğru tanımlayıp doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yaparsak, işte her şeyi malzemeyle beslersek, yani aklımıza malzeme verirse, tefekkür. Akıl, aklın gıdası nedir diyor işaret edeceğiz, hatırladınız mı şu anlarda? Aklı, akıl, hakim isminden, hikmet. Kalp, Rahman, ruh, rahim isminden gıdalanır. Değil mi? Şimdi eğer biz onun gecesi bizim istikbalimizi, istikbal nedir? Ahiret. Ahirete imanı, derslerimizi artırırsak, İsa-i Nur'da bunlarla böyle arkadaşlarına, ahirete yakınımız artarsa, dünya hayatında doğru insanlarla, doğru yerde, doğru şey, yani kitap okumak, derslere gelmek yaparsak, onun hutu olan içsel alemimize de, bak eğer imanımızı ahirete artırdık, imanı bil ahiret, aleyküm selam, artırdık. Dünyada doğru işler yapmaya gayret ettik, ibadetimizi, doğru arkadaş seçtik. Sonra iç alemimizde tabii ki bunlar yansıma olacak, ahiret imanı artırdık. Dersleri gittik, kitaplar okuduk, doğru yaşamaya çalıştık, iç alemimizi değiştirdik. Ama mesela bak, geldiniz, kötü mü oldu? Allah aşkına bugün ders oldu değil mi? Kötü mü oldu? Ha, ne yaptı? İç alemimizi, o hutumuza, içimize hoş geldin. İç alemimizde ne yaptı? Malzeme oldu, tanımlandı. İşte vurgun yemezsin. İşte balık Yunusvari olunuz. Yani deniz altısına girse nasıl insan vurgun yer? Biz vurgun demek, geleceğini tanımlayamazsan, ahireti sen mezarlık ve sonrasını korkunç karanlık görürsen, dünya hayatı da hiç kimse beni sevmiyor, hiç kimse beni anlamıyor. Hani var ya klasik böyle, avam lisani, dünyaya küs, anlamsız ve manasız bakarsan, böyle bir insanın içsel yapısı cehenneme dönmez mi? Aha vurgun işte. İşte şeytanın vesvesesi bu. İşte yukarıda hava olduğu için düşünceler havaya benziyor. Vurgun değmemen için kaptan, yani akıl koyar varsa. Kaptan ne yapması lazım? Uyduyla ayrıldığı havalimanı ile gideceği havalimanı ve bulunduğu şehir veya devletin üstünden aşağıdan haber bülteni, yani hava bültenleri alırsa, olayları anan takip ederse, yani doğru bilgilerle vehim, doğru bilgilerle düşünürsek, o da nedir? Vahiy ile düşünürsen, senin akıl, yani vehmin sana vurgun yapamaz. Şimdi kalktın, liman belli. Gideceğin liman belli. Roma'ya üstüne geçiyorsun. Uçağında tamam. Devamlı irtibattasın. Daha ne korkuyorsun? Uçağı da biliyorsun. Sağlanmak. Hava yoğunluğuyla uçakla alakası yok. Düşmeyle hiç alakası yok. Türbülansla düşen bir uçak olmamış, hiç olmaz da. Ya korkunç bir şimşek o girmiştir adam. Diğerleri ise çünkü kesinlikle %90 küsür oranında ahmaklığı kaptanı. Veya suikast. Ha, şimdi bunu bildikten sonra o kaptan bu olayı biliyor. Yolcu da biliyor. Yolcu demek içeride bizim tayfamız. Düşünceler, ister fikirler. Ha, ondan sonra onu tanımlarsak vehim bize vurgun vuramaz. Çünkü kaptan vahiy ile irtibatlı. Vahiy uydu. Kaptan akıl. Uçak akıl. Uçak yani kafa. Kaptan önünü görerek giderse bir şey olmaz. Ha işte. Ha nasıl göreceksin? Vahiy. Vahiy gözetimde. Ha işte vahiyin dersleriyle. Yani imani billah demektir diyorum. Hava, uçak uyduyla bağlantı demek. Amentü billah. Allah'a imanımızı artırırsak. Deniz dibindeyse ahireti imanımızı artırırsak.
Allah'a iman artması nispetinde vehim, ahiret iman artması nispetinde de vesvese oluyor. O vurgun yemiyoruz. Kafa feneri de lazım. Çünkü lazım kullansın azap biraz çekmesi için. Bu nasıl ki insan teknolojisiyle dış şartları değiştiriyor. Dışarıda uçak uçuruyor ama sanki yeryüzünün atmosferini oraya soktu değil mi uçağı? Uçak sanki odada oturuyorsun. Sıcak, uçak soğuk değil. He, istediğini 58 derece diyor dışarıda eksi. Ama dışarı, şey, içeride öyle değil. Nasıl yaptın? Ha, dışarıda şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya uçak ne rahat. Ha, Polatlı cemiyeti, sokak çok bozuk bilmem ne. Dershaneye gel. Kapıyı kapattın dışarıda kapıdayım sen. Dershaneye gel. Evine geç. Gel dersen. Ha bak ne var şimdi. Ha bak uçağın içindeyiz. Emniyeti tam. İmanın içine girmek bu. İmam bazı eylemler işte namazını şunları yaptırmakla beraber bazı şeyler yaptırmıyor ya haramları. Bir de imanın içerisine girerse buraya gelirsin. Ya. Aa işte uçağın içindeyiz. Bak ne kadar hoş. Rahatlamadık. Vurgun olur mu? Olmaz. Şimdi şu olsaydı niye dediği nasıl geldi? Akrabalar arası. Veya niye böyle oldu, niye şu olmadı? Allah Allah niye kötüyüm, kötü hissediyorum? Ben de diyor onlara diyorum ki niye kendimi kötü hissediyorum diyenlere hakikaten, hakikaten sen niye kendini iyi hissedecektin ki? Soruyorum bir daha. Kendimi kötü hissediyorum diyene sorun kendinize de o zaman. Tamam da şu anda ben kendimi niye iyi hissedecektim ki? İyi şeyler yaptım ki. Benim gazabım rahmetimi geçti. Şu anda niye? Ya videoyu kapattın. Videolarla kardeşim sihir büyü yapılıyor ya. Bütün alem bağırıyor. Senin şuurun olsun olmasın. Her videodan sonra, kapattıktan sonra zihnin kapanmıyor ki. Mutlaka tesiri kalıyor. Bir tanesi dedi ki, ben kapatmamla kapatmamam yani kapattıkla hiç etkilenmiyorum hocam dedi. Ciddi mi diyorsun he? Sen neye benzedin biliyor musun dedi. Eğer bir videoyu seyredip de menfi veya müsbet etkilenmeyen adama diyorum. Şimdi dışarıda kar yağdırılsa, soğuk olsa Süleyman. İçerisi sıcak kaloriferin. Camda ne olur? Buhar olur değil mi terleme? Peki camları açalım. Biraz sonra camlarda terleme olur mu abi? Ha. Eğer videolardan etkilenmiyorsan dışarıdaki ile içerideki eşit cam açık. Aynısın. Eşitsin. Çünkü bozulmayan bozulur. Bozulan bozulmaz zaten. Bozulacak bir tarafı yok. Şeytan meyhaneye gider mi? Ulan ben de sarhoş olurum kimseyi kandıramam diye. Şeytan gitmez ki meyhaneye. Ayık gezmek lazım. He? Ayık gezmesi lazım. Tabii canım ayık olması lazım ki ayıkları kandırayım. Şimdi şeytan meyhaneye giderse o da gitti yani. O da sarhoş.